Benim ilk ibadetim, benim efendim Ramazan girmiş, benim haberim yok, bilmiyorum ben onu. Benim efendim oruç tutmaya başladı. İlk gün tuttu, hiç farkında olmadan. İkimiz de vadiyeyle çalışıyorduk, hiç belli farkında olmadım. İkinci günde ne için erken kalkıyor diye araştırdıktan sonra ben oruç tutuyorum. Şimdiye kadar ben yalnız yaşadım, yapamıyordum ben onu. Ama şimdi bir aileyiz böyle, yemeğim hazır böyle, tutabiliyorum diye tutuyorum. O üçüncü gün sonra ben de denedim. Kolay gelmedi. Bizim orucumuz Hristiyanlıkta oruç tamam, sözde var ama hiçbir zaman böyle bütün gün aç kalmak böyle yaşamadım daha. Birkaç gün denedikten sonra böyle bayağı oluyormuş. İnsan daha da çok hafifliyor. Allah'a daha da çok düşünebiliyor. Etrafındaki insanları daha da güzel görüyor. Hatta yani bütün Müslümanları daha güzel görüyor. Bütün ayın içinde böyle o Müslümanlar o oruç tutuyorlar. Daha da çok bağlanıyorlar. Birbirlerine bağlanıyorlar, İslam'a bağlanıyorlar. Yalnız bir ay olduğu için mi? Bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Şimdi kötü yapmak istemiyorum onu. Namaz tabii daha zor. Her gün sabahleyin kalkmak, her gün o beş vakitin tutmak, kılmak daha da zor. Ama oruçtaki insanların hevesi, çocuklar, ben görüyorum böyle 3-4 yaşındayken çocuklar bile, anne beni de sahura kaldır. Bütün çocuklarım istediği de onu. Yani onlar oruçla ne anlayacaklar dersiniz böyle ama öyle alışıyorlar küçücükken. Yani hiçbir zaman engel etmedim onları. Kaldırdım her zaman. Gündüz su içtiklerini görmemezlikten geldim. Akşam da iftar ettikleri zaman böyle. Biliyorum ben daha benim kızım böyle 6 yaşındayken ilk orucu tutuyordu. Akşam saat 10'a kadar demesi kolay böyle. Almanya'da günler daha uzun yani. Türkiye'de neyse 8 galiba en son böyle. Saat 10'a kadar o küçücük kız oruç tuttuydu ve hakikaten tuttu. Türkiye'de bir adet varmış, ilk oruçlu tutanı böyle omuzlarında annelere gezdiriyormuş iftarlık toplama komşulardan. Onu yaptım kızımla, ilk onunla yaptım, sonra bütün çocuklarımla yaptıydım ben onu. Yani çocuklara öyle bir şeyi yansıtmak, orucu sevdirmek çok kolay. Bana da o zaman kolay geldi. Efendimle beraber, akşamları beraber oturmak. Komşularımıza ziyarete gidiyorduk. Onlarla iftarı beraber ediyorduk. Hatta bir iki sene sonra iyice caminin cemaatine girdikten sonra camide iftar sofraları. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Ne coşku o. Hala onlar devam ediyor. Çadırlar kuruluyor şimdi. Türkiye'de nasıl iftar çadırlar var, burada da camilerin yanında çadırlar var. Ne kadar güzel bir coşku o. Kadınlarla beraber o yemek pişirmek, orada bulunma. O çocuklar böyle, hiç camiye gelmeyen çocuk, o Ramazanlarda çıkmıyorlar camilerden. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygular. Yani oruç, yalnız oruç, bir aylık oruç demeyin yani. Onunla çoğu kişi camiye bağlanır. İbadetlerin ilkini öğrenir. İkincisi de inşallah Allah nasip eder. Onlar da gelir. Allah inşallah nasip eder.